bazı zihniyetlerin Atatürk'ü anlamaktan da uzak olduklarını üzülerek görmekteyim. AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 87. yıl dönümü sebebiyle düzenlenecek halk konserine tepki gösterdi. Mış gibi siyaset yapmaya, rol yapmaya alışık olanlara tiyatroda sanatçıların gerçekten ölmediğini, lakin 251 vatan evladının o gece şehadet şerbeti içtiğini de hatırlatmak istiyorum. Bolu Platformu, Bolu Valiliği ve Bolu Belediyesi işbirliğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 17 Temmuz'da Bolu'ya gelişinin 87. yıl dönümü etkinlikleri düzenlenecek. Etkinlikler kapsamındaysa halk konseri verilecek. Bolu Valiliği'nde dahil olduğu etkinlikler öncesinde AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın dikkat çeken ifadelerde bulundu. Eğer komşusunda cenaze varsa davul zurna çaldırmayan bir milletiz. Bizim adetimiz bu, bizim örfümüz, geleneğimiz bu. Biz ne vakit oldu da bu hale geldik? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sonrasında denk gelen konserle ilgili 15 Temmuz programında konuşan AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın tepkisini ortaya koydu. Mustafa Kemal Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin yıl dönümü olan 17 Temmuz öncesinde ne yazık ki hala bazı zihniyetlerin Atatürk'ü anlamaktan da uzak olduklarını üzülerek görmekteyim. Atatürk'ü anlamak sosyal devlet olmak demektir. Tıpkı pandemi süresince ücretsiz tedavi edilen, şimdi kapı kapı gezilerek aşıları yapılan vatandaşları düşünenler gibi. Atatürk'ü anlamak demek 15 Temmuz'un tıpkı Kurtuluş Savaşı gibi destansı bir direniş olduğunu kabul etmek demektir. Milletvekili Aydın, üzüntülü bir günün ardından bu tarz programın olmaması gerektiğine işaret etti. Atatürk'ü anlamak, İHA'larla, SİHA'larla bir evlat daha şehit olmasın diye ilimle, bilimle, düşmanla savaşmak demektir. Hani sussam gönlüm razı değil, söylesem dilim varmaz. Biliyorum söyleyecekler, diyecekler ki sanata da karşı, sanatçıya da karşı. Bu haleti ruhiye içinde gidip gelirken bugün şehit Ozan Özen'in annesiyle beraber oturduk. Oğlumu sordu. Dedim ki okulu bitirdi. Annelik işte, bir sevinç içinde söyledim. Okulu bitirdi, inşallah işe başlayacak dedim. Sonra bir an kendime geldim. Dedim ki o bu soruya bir daha cevap veremeyecek. Hani içi burkulur ya insanın, hani gözü dolar ya. O minvalde, o haleti ruhiye ile söylüyorum. Değerli hemşehrilerim, biz tek evladımızın düğünü bile olsa, eğer komşusunda cenaze varsa davul zurna çaldırmayan bir milletiz. Bizim adetimiz bu, bizim örfümüz, geleneğimiz bu. Biz ne vakit oldu da bu hale geldik ki yarın akşam konsere gideceğiz dedim. Aydın isim vermeden programı düzenleyen yöneticilere de sitem etti. Biz sanata karşı değiliz, oraya gidenlere hiç karşı değiliz. Ama bizim derdimiz, bizim söylemimiz tesiri olmayacağını bilsek bile milletin acısını hiçe sayarak düzenleme yapan idarecileredir. Bizim lafımız özde milliyetçilere değil, sözde milliyetçileredir.